Adım Nakiye Durmuş. 1948 doğumluyum. Karacakır'da doğup büyüdüm. 62'de burada evlendim. Buraya geldim, yerleştim. 62'den beri buradayım. Nelerle uğraşıyordu burada? Oraz biçerdik, harman döverdik, çapa kazardık. 60'ten demiri 50 gün iş yapardık. Hep 50 orak biçerdik. 50 çapa kazıyorduk, harman dövüyorduk. Böyle imkanlarımız vardı. 60'ten evvel. Şimdi her şeyi makineler yapıyor. Şimdi her şeyi makineler biçiyor, dövüyor. Şimdi el gücünde bir şey yok. Neler mi yapıyorum? Yavru tavuk, bahçe suluyorum. Yavru tavuk bilinç besliyorum işte. Ne iş yapacağım başka? ...1390 yılında kurulmuş, burası bir çiftlikmiş. Balıkesir'den gelen Kara Ali Efe burayı köy kurmuştu. Yani bizim köyümüzün hem gacalı var hem göçmeni var. Tabii buranın gacalarla mancıların arasında bir anlaşmamızlık yok. Güzel anlaşıyorlardı, böyle bir şeylik yok. Var var. Herkesin tarlası var burada. Herkesin tarlası var. Burada gündenli, mısır, her şeyi ekiyorlar. Yani kırlarda, tarlalarda. En çok ayçi çene burada ekiliyor. En çok arpa ekiler, mısır ekerler. Mısır yemek için eker sadece. Az ekiyoruz mısır. En çok arpa, hayvanı olan arpa ekiyor çok. Evvelki yemekler hamur işleriydi. Böyle çaymış, şeymiş, sabahları yoktu. Hamur işi yapıyorduk, yapıyorlar. Gözleme, sabahları, börek, öyle şeyler yapılıyordu. Ev ekmekleri yapılıyordu. Şimdi öyle bir şey kalmadı. Nasıl olacak düğünlerde? Oynarlardı, davul, düğün yaparlardı, oynarlar, cümbüş yaparlardı. Davullar çalar, düğünler olur. Şimdi ne düğün kaldı, ne cümbüş kaldı. Alayı vardı, tabii kına gecesi yapılırdı, alay olurdu. Alay almaya gelirlerdi, gelin almaya gelirlerdi. Onları alıp bir yemek beslerdik. Onları yemeklerdik gelenleri, alayları. Gelen misafirleri beslerdik. Nevruz yoktu. İdrellez vardı. İdrellez yapardık, salıncaklar kurulurdu. Cümbüş yapılırdı ama şimdi onlar kalmadı. Eskiden burada idrellez kutlardık. Bakırcık için yüzükler atılırdı, maniler okunurdu. Toplaşık cümbüş yapardık. Salıncaklar sallanırdı. Bizde takvimlerdeki manileri okunurdu. Takvimleri böyle çıkarlardı. Kimin yüzü çıkarsa o takvimi çekerlerdi, onun manisini okurlardı. İndim dereye susuz, yediğim yemek tuzsuz. Gündüzlerim karanlık, gecelerim uykusuz. Hep işte bizim maniler sülerdi. Düğünlerde de darbukayla da sülerdik. Herhalde davul olmadığı yerde darbukayla düğün yapardık yani. Mani sülerdik. Manilerle darbukayla oynardık. Kraliyet yolları güvenliktir, güvenlik. Kraliyet kızlarına Allah vermiş güzellik. Evvelden buraya Yunanlar gelmiş, kadınlar çocuklarını alıp kaçmışlar hep buradan. Bile sığınaklara, çukurlara, su girimlerine yatmışlar. Kaçmışlar yani Yunan'dan buraya gelmişler. Yani büyüklerimizden duyuyordum o kadar gelmişler o zaman Yunanlar. Buraya kaçmış hep kadınlar, çocuklarını almışlar kucaklarına. Hep ormanlara böyle girmişler, saklamışlar. Anlatırdı yaşlılar, geldi buraya Yunan, gavur geldi biz kaçtık. Çocuklarımızı aldık, hala çocuk ağlıyor, sesini kapadım, ağzını kapadım diye çocuk duymasın, arıyorlarmış onları. Yani öyle bir şeyler duydum. Bizim köyümüz eski bir köy, tarihi bir köy. Çok Osmanlı'dan kalma mezar taşları var, eski mezarlık var yani oralarda. Bence köylerini terk etmesinler gençler. Otursunlar köyümüzü, dağıtmasınlar köylerini. Dışarıda hayat, kasabada hayat öldü artık. Otursunlar köyde hayvan baksınlar, çalışsın, hençverlik yapsınlar. Otursunlar köyde, köylerini dağıtmasınlar bence. Ben çok kızıyım, köyü dağıldı diye çok üzülüyorum.